kalbin vefasız. Söküp alsan yüreğimi yerinden, bu başıma tac etmişim yar seni. Söküp alsan yüreğimi yerinden ay, bu başıma tac etmişim yar seni. Rüzgar olsan kırıp gitsen dalıma, akısan da gözlerimden yaşımı. Taş sanırsın bedenimi canımı, şu gönlüme tac etmişim yar seni. Ah rüzgar olsan kırıp gitsen dalımı, akıtsan da gözlerinden yaşımı. Taş sanırsın bedenimi canımı, etmişim yar seni. Taşa çalma bağrımı, ecel olup alıp gitsen canımı. Şu gönlüme tac etmişim yar seni. Ecel olup alıp gitsen canımı, bu başıma tac etmişim yar seni. Rüzgar olsan kırıp gitsen dalımı, akısan da gözlerinden yaşımı. Taş sanırsın bedenimi canımı, şu gönlüme tac etmişim yar seni. Ah rüzgar olsan kırıp gitsen dalımı, akıtsan da gözlerinden yaşımı. Taş sanırsın bedenimi canımı, şu gönlüme tac etmişim yar seni. Başıma tac etmişim yar seni. Baharımı kış etsen de gönlümde, şu gönlüme tac etmişim yar seni. Rüzgar olsan kırıp gitsen dalımı, akısan da gözlerinden yaşımı. Taş sanırsın bedenimi canımı, şu gönlüme tac etmişim yar seni. Ah rüzgar olsun.
alsan, kırıp gitsen dalımı. Akıtsan da gözlerinden yaşımı. Taş sanırsın bedenimi, canımı. Şu gönlüme tac etmişim yar seni. Efendim hoş geldiniz. Memleketimizin kanalından, memleketimin kanalından sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Programa nasıl başlarız? Nasıl cümleler kurarız? Gerçekten onu bilmiyorum. Çünkü Ankara'dan Çorum'a gelirken farklı duygular içerisindeydik. Ama yolda hakikaten öyle bir haber aldık ki yüreğimiz adeta yangın yerine döndü. Tabiri caizse kahrolduk, üzüldük. Yani ne diyebiliriz? Öncelikle bu Kayseri'de hain saldırıyı gerçekleştiren insanları Rabbim El Kahhar ismiyle kahru perişan eylesin diyelim. Gerçekten bizim yüreğimiz yandı. Rabbim de onların yüreğini yaksın. Üzülüyoruz. Geçen hafta onca sitem ettik, onca veryansın ettik. Ama inanın bizim birliğimizi, bizim beraberliğimizi kimse bozamayacak Allah'ın izniyle. Onlar istiyorlar ki tamamen sunni bir gündem yaratalım. Herkes bizden bahsetsin. İnsanlar normal hayatını bitirsin. Hatta ve hatta TV19'da bu program bile olmasın. Ama olacak. Çünkü bizler onlara inat programlarımızı da yapacağız. Daha da çok beraber olacağız. Daha çok birbirimizi kucaklayacağız. Çünkü bizler Türk'üz Allah'ın izniyle. Buradan bir kez daha özellikle Çorum'da ve dünyada bizleri izleyen herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuklarımla beraberim. Aslında farklı bir formatta beraber olacaktık ama dediğim gibi işte dakika dakika değişiyor. An ve an değişiyor. Haftanın 6 günü, 7 günü mikrofon başında olduğumuzdan dolayı artık ne diyeyim, bir şey de söyleyemiyorum. Üzülüyorum, kahroluyorum. Öncelikle tabii konuklarımızı sizlere tanıştırmak istiyorum ben. İlk programımızda malum kendimiz böyle sizlerle beraber olduk. Bu programımız dop dolu. Gerçekten dostlarımla beraberim. Sevenlerimle beraberim. Bundan daha güzel bir şey yok. Öncelikle Doktor Neslihan Hüsüllüoğulları. Kendisi Beyazay Dernek Başkanımız. Çorum Şubesi Dernek Başkanımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız diye sormayacağım. Malum. Değil mi? Evet. Maalesef. Konuşacağız inşallah. Hemen yanında yine aynı şekilde Zihinsel Engelliler Dernek Başkan Yardımcımız sevgili Mustafa Bey var. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yine Samsun'dan geliyor benim değerli ağabeyim. Aynı zamanda kendisi TV programcısı, radyocu, söz yazarı, köşe yazarı artık ne dersek diyelim kendisine. Selamet Atlı. Değerli abicim sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ederim Süreyya'cığım. Hoş bulduk. Sefalar getirdik. Ama üzgünüz. Evet. Şöyle kısaca bir cümle kullanayım sadece. Sabah Samsun'dan çıktım. Otogara geldiğimde son dakika haberi diye bu haberi gördüğümde tabii siz de aynı anda gördünüz ki direkt haberleştik. Ne yapabiliriz? Hakikaten. Bir anda programın formatı değişebiliyor. Hemen arka fonumuzda ne yazıyor sevgili izleyenlerimiz? Hoş beş muhabbetler diyor. Gönül istiyordu ki bugün burada hoş beş sohbetler edebilseydik. Ama ülkemizde ne yazık ki bir günümüzü tutmuyor. Ama sevgili Süreyyacık gözünde söylediği gibi pes etmeyeceğiz, yılmayacağız. Onları asla sevindirmeyeceğiz. Biz günlük yaşamımıza devam edeceğiz. Tabii ki seviyemizi tutarak. Eyvallah. Neslihan Hanım sizler neler söylemek istersiniz? Mutlaka sizin de kendinizce kuracağınız cümleler vardır. Bizleri izleyenlere, yaşamış olduğumuz durumla alakalı. Hakikaten yüreğimiz yandı. Aynen öyle. Bu Kayseri'deki en son lanet terör saldırısında yine fidanlarımız gitti. Hı hı. Yine tertemiz çocuklarımızı bizden aldılar. Şehitlerimiz bayağı çarşı izine çıkmışlardı. Evet ya maalesef. Yani güzel bir gün geçirmek için çıktılar. Bir nefes almak için çıktılar. Belki de askeriyenin stresinden kurtulmak istediler. Bir hava almak istediler. Bunu hiç düşünmeden tertemiz fidanlarımızı katlettiler. Yani
onların yanına kalmasın inşallah. Sizin dediğiniz gibi Rabbim onları da kahyar eylesin inşallah. Yani bilmiyorum, artı yaralılarımız var, birçok yaralımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yani dayanma gücü versin. Çünkü kolay değil. Hepsi gencecik fidanlarımız. Geçen hafta İstanbul'da olduğu gibi. Aynı şekilde. Yani aynı yaşta, aynı yaş grubu. Ya nasıl böyle bir şey yapıyor? Ya bunlar insan değiller zaten. Ya insan olamazlar. Dediğiniz gibi ülkemize kastetmeye çalışıyorlar. Birliğimize kastetmeye çalışıyorlar. Onlara inat, daha çok beraber olmalıyız. Düşüncemiz, fikrimiz ne olursa olsun Türkiye adına, bir Türk olarak hepimiz beraberlik içinde olmalıyız. Kenetlenmeliyiz, inadına kenetlenmeliyiz, inadına hayatımıza devam etmeliyiz. Onlara bu fırsatı biz vermemeliyiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani. Evet, Mustafa Bey, neler söylemek istersiniz? Öncelikle İstanbul'daki ve Kayseri'deki olan olaydan dolayı şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah sabır versin. Gerçekten çok zor bir olay. Ülke olarak zor dönemlerden geçiyoruz ama dediğimiz gibi birlik beraberlik. Ne kadar çok birlik beraber olursak, yani bunların üstesinden geleceğiz. Bunların altında kalmayacağız ama işten çürütemeyecekler inşallah bizleri. Bizler de birlik beraberlik içinde bunların üstesinden geleceğiz. Buna inanıyorum yani. Onun için de yani güvenlik görevlilerimize de çok zor. Onlara da görevlerinde başarılar diliyoruz tekrar. Allah yardımcılar olsun. Amin. Ama amin. Her şey birlik ve beraberlik. Bu dış mihrakları içimize sokmayacağız. Ülkemizi koruyacağız. Bu ülke bizim. Bu vatan bizim. Onun için son canımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Evet Selamet abi. Evet. Selamet Tatlı Samsun'dan geliyor. Aynı zamanda tabii dedik ya televizyon programı yapıyor. Allah razı olsun, kendi kanalında da bol bol TV19'dan bahsetti. Programımızı anlattı. Haber Aksiyev ekranlarında. Kendisi program yapıyor. Tabii bir programcı gözüyle bizler ne gibi mesajlar verebiliriz? Yani ne olması gerekiyor sizce? Programa girerken mutlaka sizin de bu şekilde girdiğiniz programlar olmuştur. Tabii ki. Bazen, nasıl cümleler kuruyorsunuz? Bazen hiç konuşmak dahi istemiyorsun. Programa çıkmak da istemiyorsun. Çünkü programcı dediğiniz insan yüzü tebessüm etmeli, gülmeli, gülümsemeli ama şu an bizlerde gülümseyecek hal de yok ne yazık ki. Özellikle İstanbul'daki, Beşiktaş'taki yaşanan patlamalardan sonra ülkemizin her ilinde çevik kuvvetlere, çevik kuvvet müdürlerine ziyaretler oldu. Bizler de tabii ki bu ziyaretleri gerçekleştirdik. Bugün biliyorsunuz aynı zamanda Taraftarın Sesi'nde benim çok değerli dostum, değerli kardeşim, önemli yorumcum Samsun'un gerçekten sevilen yorumcularından sevgili Hüseyin Karataş, her zaman evet, dik duruşuyla sevdiğim bir arkadaşım, kardeşimdir. Bu akşam, bugün normalde aramızda olacaktı ama sağlık problemleri nedeniyle gelemedi. Buradan sevgilerimizi gönderelim. Kendisiyle bizler de Çevik Kuvvet'e ziyaretlerimizi yaptık. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ve artı bizim haricimizde bir o kadar da bekleyenler vardı kurumlardan, böyle Çevik Kuvvet'e karşı. Dedik ya, asla ve asla bizi yıldıramayacaklar. İşte bir Beşiktaş taraftarı ile Bursa taraftarı aralarında inanılmaz bir rekabet vardır. Her şerde bir hayır vardır derler. Aslında bu olay bizi bize daha çok kenetledi. Bizi bize daha çok bağladı. Bir Beşiktaş taraftarı ile Bursa taraftarı yan yana maç asla izlemezler. Ama bugün getir, izlediler de. Zaten izlediler de. Onun için sizin de söylediğiniz gibi çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin. Ama bugün tabii biz sevgili Süreyya Açıkgöz'le karar verdiğimizde biz programımızın formatı ona göre gider dedik tabii ki. Sizlerle de buluşmak güzeldi bizim için. Ben Samsun'dan otobüse bindiğimde tabii kafamızı koltuğumuza yasladığımızda bir takım düşüncelere daldım. Birkaç satır bir şeyler yazdım. Eğer müsaade ederseniz tabii, ne demek? Paylaşmak isterim. Tabii ki. 6 numaralı fonu eğer gönderirse arkadaşlar. Evet. Gerçekten acıdır. Yürekler yanıyor adeta. Ne bileyim, bizim yüreğimizi yakanların da Rabbim yüreklerini yaksın. Başka bir şey söylemiyorum. Amin. Buyurun. Thank you.
biter mi sandınız bu memleketin polisi? Biter mi sandınız bu ordunun askeri paşası? Bilsek ki şehitlerle dolacak dağın arkası ve kafirin maşası, sizin amacınız ne? Biz bir ölürüz, bin doğarız. Elbet güzel günler görürüz. Alnımız ak, başımız dik yürürüz. Ey kahveler, sizin amacınız ne? Kolay almadık biz bu memleketi. Yıldıramayacaksınız asla bizi. Bir gün olacak, kanınızda boğulacak, kanınızda boğulacaksınız, boğacak sizi Türk milleti. Ey kahveler, sizin amacınız ne? Ey zalimler, ey hainler, yaptığınız bu eylemler bizim için sadece, bizim için sadece cılız hamleler. Ve kafirin maşası, sizin amacınız ne? Sizin amacınız ne? Türkiye'mizin büyümesine asla ve asla engel olamayacaksınız. Bunu da böyle bilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Selamet ederim. Abicim. Ben de arkasına güzel bir eser çok okuyayım. Çok şeyler yazmak isterdim ama. Elimizden bu geliyor. Çadır ismi tutar, Mardin tüfek pasmı tutar. Ağlayanım anam bacım, elin kızı yas mı tutar? Elin kızı yas mı tutar? Ağlayalım anam bacım, elin kızı yas mı tutar? Elin kızı yas mı tutar? Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir, askerimiz fakirdendir. Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir, askerimiz fakirdendir. Yemen yolu çukurdandır, karavanım bakırdandır.
Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir, askerimiz fakirdendir. Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir. Şimdi öyle bir şey ki her zaman o kadar sinirden, o kadar böyle daralmışım ki, ruhum öyle bir daralıyor ki, emin olun her zaman okuduğum türkünün sözlerini bile unutuyorum. Yani gerçekten unutuyorum. Yüreğim kan ağlıyor çünkü. Ama bizler bu programı yapmak zorundayız. Dediğim gibi hainleri sevindirmeyeceğiz asla, değil mi? Kesinlikle. Değerli başkanım. Kesinlikle. Evet, Beyazay Dernek Başkanımız Neslihan Hanım, Doktor Neslihan Hanım. Buyurun. Bugün bizlerle berabersiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onur ettiniz. Biz teşekkür ederiz. Teklifimi geri çevirmediniz. Allah razı olsun. Sizden inşallah. Sizi zaten Çorumlar tanıyor da, özellikle bir defa daha izleyenler, aramıza katılanlar, dünyanın neresinde olursa olsun şu anda bizlere gönül vermiş olan dostlarımız, sevenlerimize kendinizi nasıl anlatırsınız? Nasıl anlatırım? Aile hekimiyim. 20, yaklaşık 20 yıllık aile hekimi. 20 yıldır değil tabii ki aile hekimliği. 20 yıllık hekimim. Evet. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İl Temsilcisiyim. Çorum ilinde. Zihinsel Engelliler Dernek Başkanıyım. Türkiye Beyazay Derneği Başkanıyım. Artı Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanıyım. Niye bu kadar çok diyeceksiniz? Öyle gelişti. Başkan Yardımcım Mustafa Bey'in de ilk 9 sene önce beni iktirmesiyle başladı. Teşvikiyle. Birden evet ya yani iktirdi diyorum ben. Öyle şakalaşıyorum. Sonra bütün bir baktık ki orada da ihtiyaç var. Orada da engelleri temsil etmek gerekiyor. Yani böyle projelerimizde özellikle engellilerimizin bu hayatta var olduğunu topluma hissettirmek adına, onları sosyal alana daha çok. Çünkü devlet diyelim bir takım sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor zaten. İhtiyaç sahibi ise engelli maaşı geliyor. Okullarımızda okuyabiliyorlar. Öyle bir sıkıntıları yok. Yani bakımları yapılıyor. Sağlık giderleri çoğunlukla karşılıyor. Tamam, ufak tefek sıkıntılarımız var. Ama onlar da zamanla aşılacaktır. Çünkü şöyle düşünün. Türkiye'de ilk engelli kanunu zaten 2005 yılında kabul edildi. Yürürlüğe girdi değil mi? Evet, şu anda biz 2016'dayız. Cumhuriyet 93. yılını kutlarken biz 11 yıldır engelli kanunlarına sahibiz. 11 yıl önce ne oluyordu? Çoğu evlerindeydi. Aileler bir başına kalmıştı. Yani kendileri kaderleriyle demek gerekir yani. Böyle kendi kendilerine, kendi yağlarında kavrulup engellisine bakmaya çalışıyor. Onu yaşatmaya çalışıyor. Bir şekilde çocuklarını toplum içine çıkarmayı korkuyorlar. Yani biz bunları devlet yapıyorsa biz de dernek olarak onları daha fazla sosyalleştirelim dedik. Tabii ki. Yani ilk yaptığımız projelerden biri, hep zaten projelerimiz hep çocuklarımızdan. Mustafa Bey de engelli babası. Ben de engelli annesiyim. Ben de. Aynen ben öyle. Evet. Selamet Bey de. Evet, kesinlikle. Aynen kesinlikle. Öyle. Tesadüf oldu ama Selamet Gerçekten. Bey de bunu biliyor. Yani biz acınmaya ihtiyacımız yok kesinlikle. Bizim. Kesinlikle. Evet. Biz çocuklarımızdan memnunuz. Onlar bize hayatı öğretti. Yani başka insanlar farklı şeylerin peşinde koşarken veya hani birazcık daha nasıl dinlenebilirim, nasıl rahat edebilirim çalışırken bile. Hayatın diye temposuna tutulup giderken diyelim evet, değil mi? Aynen öyle evet, yani evet. Diye derken biz onlarla birlikte her türlü engele karşı bu hayatta nasıl durabiliriz? Nasıl daha fazla, benim iki çocuğum daha var oğlum dışında, üç Allah çocuğum başlasın. Var. Amin cümlemizinkini inşallah. Yani onları da bu hayatı normal bir şekilde kabul ettirip, onları da, eşimi de, çünkü ben anneyim. Aileyi biliyorsunuz kadınlar bir yerde
toparlıyor. Tamam, eşlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Biz ataerkil bir aileyiz ama anneler birazcık böyle arkadan destek evet. oluyorlar, şey yapıyorlar. Evet. Yani hani şimdi söylemeyeyim de bayanlar bazen böyle ayarlamalar yapıyorlar. Bunu zaten evden alışık. Bir evlat için evet. aslında bir anne daha çok zaman ayırabiliyor evet, evet, evladına. Aynen öyle. Onu da söylemekte fayda var tabii ki. Aynen öyle. İlk projemiz işte onu söylemiştim. Yaz okulu. İlk defa Çorum'da yapıldı. Yani... Şimdi onlara girelim az sonra. Mustafa Bey'i de bir tanıyalım. Zaten faaliyetleri bol bol konuşacağız inşallah. Tabii Mustafa Astoğlu. Şöyle bir ön tanışma yapalım. Tamam. Çorum'un önce memleketimden başlayayım. Çorum'un Ceviz Diyarı Oğuzlarlıyım. Öyle söyleyeyim. Kamuda çalışıyorum. 20 yaşında bir zihinsel engelli oğlum var. 2003'te Oğuzlar'da ikamette ederken çocuğumun eğitimi dolayısıyla Çorum'a tayin istedim. Rabbim bana nasip etti işte bir engelli okulunda çalışmak demek ki engelli bildiğimizden dolayı. Evet. 2003'ten bu tarafa aynı kurumda çalışıyorum artı işte Zihinsel Engelliler Derneği, Beyazay, Belediye Engelli Kent Konseyi. Neslihan Hanım'la 2007'de bu tarafa beraberiz. Ne kadar güzel. Tabii 2003'te Çorum'a ilk geldiğim dönemlerde gerçekten millette bir korku vardı yani. Böyle neydi bir o korku? Bilinç vardı. Mustafa Bey. Bilinçsizlik vardı. Şöyle söyleyeyim. Engelli çocuğuyla kimse elini alıp da Gazi Caddesi'ne çıkmıyordu. Utanma mı artık ne diyeyim yani böyle bir nasıl bir şey olduğunu şu anda şey yapamıyorum gerçi de. Ondan sonra devlet politikası olsun artık bu basındaki şeyler olsun bir şekilde. Görsel aileler... ve yazılı evet, evet. Basın son dönemlerde gündeme geldiği zaman ki geldi artık insanların ulaşamayacağı merci kalmadı. Ama buna rağmen tabii ki hani ulaşamadığımız yerler vardır. Önemli olan o gönüllere dokunabilmektir aslında. Gaye bu diye düşünüyorum ben. Evet Selamet abi. Selamet evet. Tatlı. Bizler ekranlardan tanıyoruz. Mutlaka Çorum'da da tanıyanlar vardır. Bize Selamet Tatlı nasıl anlatılır? Size Selamet Tatlı nasıl anlatılır? Evet. Evet. Ben de Samsun Kavak doğumluyum. Samsun'da ikametgah ediyorum. Radyo ve televizyon programcısıyım. Aynı zamanda çarşamba, perşembe akşamları Samsun Tutku FM'de, pazartesi akşamları Taraftarın Sesi spor programında Haber Aktif ekranlarındayız. Yine aynı zamanda da sağlık çalışanıyım. Diş Hekimliği Fakültesi'nde, 19 Mayıs Üniversitesi'nde görev almaktayım. Tabii ki şiir, müzik tarzı yazım ve sözlere de sizi tanıdıktan sonra eyvallah. Artık elimiz daha çok kaleme gider oldu. Evet. Normalde aynı zamanda spor yazarıyım, köşe yazarıyım Samsun'da bir yerel gazetede. Uğraşlarımız böyle ama sizi tanıdıktan sonra ben hayata daha böyle renkli bakmaya başladım. Her ne kadar siz bakamazsanız da ben daha renkli bakmaya başladım sizi tanıdıktan sonra onu söyleyeyim. Evet, onun için... Sizi tanıdığıma da gerçekten çok mutlu oldum. Sevgili izleyenlerimiz, olsun. Sevgili özellikle Çorumlular bakın ben bugün tabii Çorum'un en çok izlenen ve sevilen bir kanalında programda sizlerle birlikteyiz. Süreyya Açıkgöz Çorumludur. Tanıyanınız vardır, tanımayanınız vardır ama çok kaliteli bir insandır. Tanımanızı tavsiye ederim. Onu kucaklamanızı isterim şahsen. Bir Samsunlu olarak ben Çorumlulardan bunu isterim. Bir o kadar değerlidir. Siz bir Çorumlu olarak bir adım giderseniz o size iki adım gelir. Bu kadarını bilin yeterli. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Güzel duygularına, düşüncelerine değerli abicim. Şimdi tabii kısa aramıza da çok az bir zamanımız kaldı. Hemen rejideki arkadaşlarımıza soralım. 8 dakikamız falan var değil mi arkadaşlar? O civarda. 5 mi? O zaman hemen güzel bir eser okuyalım. Ne okuyalım? Yaman Ayrılıklar diyelim mi? Klibiyle beraber. O güzel eserle kısa araya gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah sohbetlerimizle. Bu arada tabii bizim bir de neyimiz var? Selamet abi. Mesaj hattımız var. 0505. Sevgili izleyenlerimiz, özür dilerim hemen şöyle. 0505-104-5321'den bize WhatsApp mesaj hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İkinci bölümde okuyalım mesajları. Hem programımızla ilgili engelli bireye sahip tamam. olanların soruları olabilir. Özellikle hocamı da burada yakalamışken benim çok özel bir sorum olacak size. Program içerisinde aklıma geldi. İlerleyen dakikalarda soracağız. Evet. Evet söz sizde. O zaman ne diyoruz? Rabbim kimseye yaman ayrılık yaşatmasın inşallah. Özellikle
Şehit ailelerine ve yakınlarına armağan etmiş olalım. Yaman ayrılıklar. Ya sen olur ya da hiç demişem. Koskoca dünyada tek sevmişem. Ya sen olur ya da hiç demişem. Ne direm bilmezem, mesirem gülmezem. Olmaz olsun yaman ayrılıklar. Geceler ağlarım, ölürüm yanarım. Olmaz olsun yaman ayrılıklar. Ya sen olur ya da hiç demişem. Koskoca dünyada tek sevmişem. Ya sen olur ya da hiç demişem. Ne direm bilmezem, esirem gülmezem. Geceler ağlarım, ölürem, ölürem yanarım. Olmaz olsun, olmaz olsun, zalim ayrılıklar. Yaman ayrılıklar.
olsun, yaman ayrılık.